Güneş uçsuz bucaksız Amerika kıtasının üzerinde doğup batarken, bu yeni topraklarda hak iddia edecek kadar cesur olan yerleşimcilerin gözleri önünde kanunsuz bir dünya doğuyordu. Bu dünya acımasız, affetmeyen ve birçokları için ölümcül olan vahşi batı dönemiydi. White Earp ve Will Bill Hickok gibi adamlar bu dünyada ikon haline geldiler. Ancak unutulmuş vahşi batı tarihinin tozlu sayfalarında daha bir yığın anlatılmamış hikayeler var. Mesela kendinizi 1881 yılında meşhur silahlı çatışmaların yaşandığı, barlarla, kumarhanelerle ve her türden ahlaksızlıkla dolu bir yer olan Arizona'nın Tombstone kasabasında hayal edin. Yanı başınızda patlayan kol tabancaların barut kokularını, havadaki sertliği ve büyük bir hesaplaşma öncesindeki kurnaz gerilimi hissedebiliyor musunuz? Peki silahlı çatışmaların ve halka açık idamların günün rutin düzeni olduğu bir hayata siz olsaydınız nasıl uyum sağlardınız? Mert Özkara YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün insan hayatının bir silahın namlusuna bağlı olduğu vahşi batıya yelken açacağız. Yanlış giden bir poker oyunu ya da sarhoşken edilen bir küfür ile ruhların teslim edildiği batının çılgın paradoksuna göz atmadan önce kanala abone olduğunuzdan emin olun. Görüş ve önerilerinizin benim için ne kadar önemli olduğunu bildiğinizi umuyorum. Yorumlarınızı aşağıya bırakmaktan asla çekinmeyin. Tamam, çekilin yoldan, vahşi batıdan geliyorlar. Öğlen güneşi Minnesota şehrinin sokaklarını dövüyor. Tarih 7 Eylül 1876 ve Jesse James ile çetesi First National Bank'ı soymaya çalışıyor. Ancak önceki soygunlarının aksine bu cesur girişim büyük bir felaketle sonuçlanıyor. Çetenin çoğu öldürülüyor veya yakalanıyorlar. Ama Jesse James mucizevi bir şekilde kaçmayı başarıyor ve kanunların bir adım önünde yıllar boyunca kanun kaçağı olarak ününü pekiştiriyor. Aslına bakılırsa Jesse James sadece bir haydut değildi. O isyanın vücut bulmuş haliydi. İç savaş sonrası şekillenen Amerika'da düzen karşıtı sempatizanlık yapıyordu. Bu da onu kimileri için karmaşık bir halk kahramanı, kimileri içinse korkunç bir kanun kaçağı yapıyordu. Peki, şimdi makaraları değiştirin. Şu an Blade Kid olarak bilinen William Bonney'in uğrak yeri olan New Mexico'dasınız. Genç Bonney'in çocuksu görünüşü gaddar bir katilin içgüdülerini yansıtmasa da o henüz 21 yaşındayken toplamda 27 adam öldürmüştü. Ancak Bonney akılsız bir haydut değildi. Amerikan İç Savaşı'nda sığır baronlarıyla ve yerel güçlü adamlarla ittifak kuran akıllı bir karakterdi. Sadece dama oynayabilen bir yığın insan içerisinde satranç bilen tek oyuncuydu. Yakalandığında söylediği "hak etmeyen kimseyi öldürmedim" sözü vahşi batıdaki pek çok kanun kaçağını karakterize eden ahlaki uyumsuzluğu yansıtıyordu. Butch Cassidy ve ortağı Sundance'ki Terry'i de unutmamak gerekir. Bu adamlar kanun yaptırımı fikriyle alay eder gibi görünen dehaca soygunlar ve pratik kaçışlar düzenleyen kurnazlığın birer timsaliydiler. Wyoming bölgesinin efendileri olarak görülüyorlardı. 1899 yılında cüretkar bir soygun planladılar ve o zamanlar için astronomik bir miktar olan 50 bin doları çalmayı başardılar. Anlattığım bu adamların yaşamları sıradan hayatlar değildi. Kaos ve düzen arasında salınan bir dünyada faaliyet gösterdiler. İşledikleri suçlar vahşi batının arka fonunda oynanan karanlık bir Amerikan rüyasıydı. Yaşanan tüm bu suç girdabından sonra vahşi batının uçsuz bucaksız yabani topraklarında ait olduğu dönem kadar fırtınalı bir kurum ortaya çıktı. Bu kurumun adı sınır adliyeleriydi. Avrupa'nın görkemli mahkeme salonlarından ve siyah cübbeli yargıçlardan çok uzaktaki vahşi batıda adalet bir çöl fırtınası kadar kaprisliydi. Şimdi kaderinizin yerel bir şerifin ya da daha kötüsü öfkeli bir kalabalığın silahlarıyla belirlendiği bir ülke hayal edin. Cellata ait idam ipliğinin doğru ve yanlışın nihai hakemi olarak sürekli dar ağacında sallandığı bir yer düşünün. Vahşi batıda adil yargılanma arzusu pek çok kişi için uzak bir hayaldi. Yargılanan bir adamın hayatı genellikle halkın duygularıyla tartılır ve deliller çoğu zaman idam için yeterli bulunurdu. Resmi kolluk kuvvetlerinin eksikliği birçok topluluğun kendi kanunsuz gruplarını oluşturmasına yol açmıştı. Örneğin 1851 ile 1856 yılları arasında faaliyet gösteren San Francisco Suçla Mücadele Komitesi, yaygın şiddet ve yolsuzluğa tepki olarak halk tarafından kurulmuştu.
Bu komiteye bağlı yerel adamlar yasal nüansların sinir bozucu müdahalesi olmadan polislik, yargılama ve infaz etme görevlerini üstlenmişlerdi. Sözü geçen kovboylar genellikle yargıç ve cellat olarak hareket ediyor, alınan kararları ise masaya vurdukları tabanca kabzalarıyla açıklıyorlardı. Tarihin tuvalindeki çok az olay altına hücum döneminin sarhoş edici parlaklığıyla parıldar. Bir adamın yumruğu kadar büyük altın külçelerinin muhtemel varlığıyla müjdelenen servet avcıları kulaklarına gelen bu duyumun cazibesine kapılarak vahşi batıya akın etmişti. San Francisco gibi hayalet şehirler bir anda yoğun insan kitlelerinin mantar gibi çoğaldığı yerler haline gelmişti. Bu sessiz sedasız yerleşim yerleri bir anda hareketli hırs merkezlerine dönüştü. Ancak kaya gibi altınların ışıltısı altında servet arayıcılarının hayallerini tüyler ürpertici kabuslara çeviren bir korku labirenti yatıyordu. Altın bularak zengin olmayı başaranların hikayelerine karşılık bir de kan, ter ve dinamitle yazılmış binlerce kayıp ve umutsuzluk hikayesi vardı. İnsanlar köstebekler gibi toprağı kazıyor, yer altında mahzenler haline gelen uzun tüneller oluşturuyorlardı. Toprak kaymaları ve tünel çökmeleri oldukça yaygındı ve bu durum bir rüzgarın mumu söndürmesi kadar kolay ve ani bir şekilde hayatları söndürebiliyordu. Tehdit sadece toprağın açgözlülüğü değil, aynı zamanda insanların açgözlülüğüydü. Kazılar genellikle yan yana olduğu için hak iddialarındaki anlaşmazlıklar da içki ve sigara kadar yaygındı. Bir altın damarı bulmanın coşkusu kısa sürede ölümcül bir kavgaya dönüşebiliyor, son noktayı ise kelimeler değil kurşunlar koyuyordu. Altı patlar silah dumanlarının içki ve kumar salonlarını bulutlandırdığı dönemlerin başında Vahşi Batı'nın çeşitli yerleşim yerlerinde oldukça sinsi bir katil kol geziyordu. Kovboy şapkası takmıyordu, korkunç bir ünü de yoktu ama etkileri herhangi bir silahşörden ya da hayduttan çok daha ölümcüldü. O zamanlar buna verem diyorlardı ama bugün bizler onu tüberküloz olarak biliyoruz. Bu hastalık 19. yüzyılın en sessiz kanun kaçağıydı. Aileleri perişan ediyor, altına hücum hayalleriyle Amerika kıtasına yerleşen toplulukların yaşam alanlarını hayalet kasabalara çeviriyordu. Bu görünmez yırtıcının pençesinden kaçmak neredeyse imkansız gibiydi. İçki salonlarının, derme çatma çadır hastanelerinin ve hatta aile evlerinin duvarları arasındaki daracık alanlarda bile bulaşma riski barındırıyordu. Tüberküloza yakalanan kötü şöhretli kumarbaz ve silahşör Doc Holliday'in attığı mermilerle eşit öksürdüğü söylenirdi. Amerikan Başkanı Roosevelt'ın eşi gibi saygı duyulan figürler bile bu hastalığın azmine karşı bağışık değildi. Kendisine 1921 yılında tüberküloz teşhisi konan Eleanor Roosevelt'ın beyaz veba ile mücadelesi hastalığın neden yaygın olduğunu gösteren kamuoyuna mal olmuş bir olaydı. Ancak Vahşi Batı'da yaşayanların aksine daha gelişmiş tıbbi gereçlerden faydalanarak tüberkülozu yenmeyi başarmıştı. O günlerde tıbbi bakımdan yoksun kalan insanların faydalanmaya çalıştığı geleneksel tedaviler hastalığın kendisi kadar tehlikeli olabiliyordu. Zamanla sınır kasabalarının tozundan ve gürültüsünden uzak sanatoryumlarda uygulanan dinlenme tedavileri kabul gören bir norm haline gelmişti. Ancak bunlar hastaları izole etmekten başka bir işe yaramıyor, gerçek bir tedaviden ziyade palyatif bakım sunuyordu. Hastalık asla ayrım göstermiyordu. Hem kanunsuzlara hem de kanunlara uyanlara eşit davranıyor, kızılderili topluluklara ve yeni yerleşimcilere aynı şekilde sirayet ediyordu. Daha önce bu Avrupa'yı hastalığa maruz kalmamış ve dolayısıyla bağışıklığı bulunmayan Amerikan yerlileri tüberkülozun toplumlarına girmesiyle büyük bir yıkıma uğramıştı. Tozlu bir sınır kasabasında sıcak bir yaz akşamı hayal edin. Sokaklar atların nal sesleri ve posta arabalarının tıkırtılarıyla demleniyor. Alacakaranlık mor tonlarını gökyüzüne yayarken rengarenk bir at arabası pankartlarla süslenmiş bir şekilde kasaba meydanına doğru ilerliyor. Tüm meydan halkın beklentisiyle elektriklenmiş. Tam o sırada şık ve karizmatik bir adam at arabasından dışarı çıkıyor ve kalabalığı yanına davet ederken bir yandan da gösterişli silindir şapkasını çıkartıyor. "Yaklaşın bayanlar ve baylar, tüm hastalıkları iyileştiren mucizevi iksirlerimi görün," diye bağırarak tüm kasabayı inletiyor.
En yakın doktorun yüzlerce kilometre uzakta olduğu ve antibiyotik ilaçların tek boynuzlu atlar kadar nadir bulunduğu bir dünyada. Bu tür gezici tıp şaktabanlarının cazibesine asla karşı konulamaz, öyle değil mi? Kronik ağrılardan, enfeksiyonlardan veya gizemli rahatsızlıklardan hızlı bir şekilde kurtulma vaadi vahşi batı halkları için bir siren şarkısı değerindeydi. Peki ya tüm bunlara inanmayanlar eğlenceye nasıl karşı koyabilirdi ki? Bu gösteriler genellikle ateş yutan adamlardan falcılara, müzisyenlerden komedyenlere varan bir dizi atraksiyon eşliğinde gerçekleştirilirdi. Bu şölenleri organize eden tıp şaktabanları için en önemli şey güzelce şişelenmiş ve abartılı bir şekilde etiketlenmiş iksirleri ve tonikleri satmaktı. Gelin sizlere kendisini çıngıraklı yılanların kralı olarak tanıtan Clark Stanley'in hikayesini anlatayım. Bu 19. yüzyılın vahşi batı şovmeni Amerikan yerlilerinin tıbbını incelediğini iddia ediyor ve yaptığı merhemin çıngıraklı yılan yağından elde edilmiş her derde deva bir ilaç olduğunu söyleyerek övünüyordu. Gerçekte bu merhem mineral yağı, sığır kuyruğu yağı ve kırmızı biberden oluşan bir karışımdı ve lanse ettiği gibi sihirli bir ilaç olduğu söylenemezdi. Clark Stanley daha sonra yanlış markalama nedeniyle sakat kalacağı bir dayak yedi ve daha sonra hiç ortalıkta gözükmedi. Bir de Lady Pinkham vardı. Çeşitli kadın hastalıklarına karşı etkili olduğunu iddia ettiği bitkisel bileşimini satmak için kendi imajını ve sözde tıbbi bilgisini kullanan kurnaz bir iş kadınıydı. Bölgedeki sözde tıp kurumunun neredeyse tamamen erkek olduğu bir dönemde acı çeken kardeşlerine empatik bir selam gibiydi. Düzenlediği organizasyonlarda ilaçların gizemini artırmak için sıklıkla egzotik unsurlara yer verirdi. Burası gösteriş, çaresizlik ve aldatmacanın özgürce birbirine karıştığı bir dünyaydı.